hoş geldiniz. Şu anda size Roma'dan sesleniyorum. Gözlüklerimi de çıkarayım. Biz buraya saat 12 gibi geldik. 12 gibi indik. Şu anda da saat 6. Bu saate kadar ne yaptın Melis? Niye gezmedin derseniz, normalde biliyorsunuz ben dayanamam, hemen çıkıp gezerim ama o kadar çok yorulmuşum ki böyle 1 saat 2 saat uyudum. Daha sonra çekmem gereken videolar vardı. Onları hallettim, teslim ettim ve şu anda Roma sokaklarındayım. Arkadaşımla birlikte, Nazlıcığım da burada. Bizim böyle gelip gelmeyeceğimiz meçhuldü. Yani uçak biletini uyguna denk getirmiştik. Sonda anlatırım nasıl da böyle ayarlıyorum diye, nasıl biliyorum diye. Ama pasaportlarda çip krizi var ve 2-3 ayda ancak geliyor. O yüzden benim pasaportum yetişmeyebilirdi ama çok şükür yetişti. Vizeye de şöyle bir sıkıntı oldu. Ben vizemi Yunanistan'dan aldım ama İtalya'ya geldim. İlk Yunanistan'a girmem gerekiyordu. Daha iyi oluyormuş. Testten de anlaşılıyor mu bilmiyorum ama neyse, sıkıntı olmadı. Hiçbir şey sormadılar. Aşı, PCR, nerede kalıyorum. Ve şu anda Aş Çeşmesi'ne doğru yürüyoruz. Karnımız çok aç. Böyle karbonhidrata doymak istiyorum bu gezide. Pizzalar, makarnalar, dondurmalar, buraya özel ne varsa her şeyden yemek istiyorum. Ve yürüyerek Trevi Çeşmesi'ne ulaştık. Şu anda aşırı kalabalık, büyüleyici bir yer. Böyle burada oturup saatlerce etrafı izleyesim var şu anda, dondurmamı alıp da. Bu heykellerin de her birinin ayrı anlamı var. İnternetten araştırabilirsiniz. Ve en beklediğimiz an, pizzamız burada. Burada sadece buraya özel bir makarnaymış bu. Şeklinden kaynaklı herhalde makarnamız. Şöyle Nazlı'yı göstereyim ve mekanı göstereyim. Bu mekanı ben Instagram'dan buldum. Yorumlar çok iyiydi. Eğer lezzet güzelse de mekanı yazarım, öneririm burayı size. Aproş içiyorum bu arada. Doğru söyledin değil mi? Pizzayı kesmemişler. Burada Trevi Çeşmesi biliyorsunuz çok ünlü. Çoğumuz onu biliyoruz en çok. Ama böyle meydanlarda farklı farklı bir sürü çeşmeler var. Aslında Roma'nın hani bir sürü çeşmesi meşhur. Ve Trevi aslında çok eski yapım değilmiş. Daha eski olanları varmış. Ama en meşhur o olmuş. Burada çok da ihtişamlı. Şu an bu meydanı da ben çok seviyorum. Piazza Novana diye biliyorum. Buraya yazarım adını da. Çok keyifli bir meydan. Trevi'ye yaklaşık 1,5 kilometre. Böyle sokak sanatçıları da var. Bozuk euro mu olsa vereceğim ama bozuk eurom yok. Euro da almış başını gitmiş. Şunun ihtişamına bakın. Pantheon'a geldik. Pantheon'un içinde şimdi göstereceğim size, böyle minik minik delikler var. O da sanırım yağmur suyunun içeride birikmemesini sağlıyor ve içeriği hep aydınlık tutuyor. Evet, magnet seçiyoruz. Benim İtalya magnetim böyle değildi, benimki şeyliydi. Bak şu çok güzel. Hepsi yazıyor. Bu çok güzel. Bayrak renkleri olsun. Bizim Nazlı'yla zevklerimiz çok 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 farklı. Ay ne kadar şanslıyım. Son olarak bir tane bara geldik. Bu barın adı Salut 42. Dünyanın en iyi barı olarak seçilmiş ve kokteylleri çok meşhurmuş. Ben şöyle bir dışında bir kokteyl hem birlikte deneyelim. Böyle çok fresh, güzel bir tadı var. Bayağı beğendim. Ortamda göstereceğim. Dışarıda yer yok. İnsanlar kuyruk bekliyor. Özel bir şey deniyor. Onunki de güzel, freshmiş. Evet. Benimki de üzümlü. Benimki de bu şekilde. Fiyatlar da 15-10 arası. Fiyatlar da 10-15 arası. Karanlık, dağınık odamızdan günaydın. Neyse, toplayacağım. Şimdi duşumu aldım, göz kremimi sürdüm. Bayağı iyi uyudum. Yatak çok rahattı. Hiç uyanasım gelmedi. Hatta 7.30'a alarm kurmuştuk ama saat şu anda 9. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Oteli ayarlarken bile bile kahvaltı dahil ayarlayayım dedim. Burada otelimiz. Anahtar aldın mı? Böyle korku oteli gibi. Eski zamanlardan kalmış gibi. İlk geldiğimizde biraz korktuk. Yani kesinlikle kötü değil. Ama bakın. Breakfast is going down. Ve kahvaltı alanına geldik. İnsanlar olduğu için ben sesimi kapatıyorum ve neler var neler yok İtalyan kahvaltısına bakalım. Ooo, yumurta güzel gözüküyor. Sence muzlu mu yiyeyim? Böğürtlenme, çilekli mi, kayısı mı?
savaş başlasın. İtalya'da sütlü kahve yapamıyorlar. Latte diyorsunuz, böyle bildiğiniz süt geliyor. Türk'ün aklı çalışır. Kendime latte yaptım. Oha, gerçekten dökmedim. Hazırlandım ve çıktım. Vatikan'a geldiğim için böyle uzun pantolon, uzun gömlek giydim. Geçenlerde geldiğimde şortlaydım ve içeriye girememiştim. Şimdi dünyanın en küçük ülkesi. Yani adım atarak ülke değiştirebiliyorsunuz. Ve Vatikan'a giriyoruz. Şu an girmiyoruz. Vatikan'a girmek için bilet almamıştık ve bilet sırası ta arkaya doğru gidiyor. 2 saat beklemek gerekiyormuş. Online bilet alanlarda böyle tıkır tıkır geçiyorlar. Yolu karıştırdık ve şu anda Vatikan'ın sınırını dolaşıyoruz. Yani şu taşların arkası Vatikan. Arkadaşlar, tüm Vatikan'ın sınırlarını dolaştık, yürüdük. Şu an terledim, sırılsıklam. Yarım saat falan sürdü. Vatikan'ın bir de kokonat aldım. Bunu ben kokonat suyu sanmıştım. 50 cent. 50 cent de şaşırdım, suyunu veriyorlar mı diye adam içinden kokonat çıkarttı verdi. Neyse. Vatikan'ın asıl ana girişi şurası. Gerçekten çok heybetli ve güzel gözüküyor. Müze kısmına girmek isterseniz de bunun arka kısmı. Bizim gibi yanlış yollara sapmayın. Biz şimdi ülke değiştireceğiz. Işık nasıl sence şu an şurada? Bir kamerada vlog izlerken beğenir misin bu ışığı? Vatikan hakkında ilginç bilgileri paylaşacağım sizinle. Papa'nın korumalığını 110 kişiden olan İsviçreli askerler yapıyormuş ve 5 yılı aşkın süredir bu şekilde devam ediyormuş. Dünyanın en eski ordularından birine sahiplermiş. Daha sonra Vatikan'a giriş için gördüğünüz hiçbir pasaporta veya vizeye gerek yok. Bu ülkeye giriş için 6 kapısı olmasına karşın turistlerden sadece 3 tanesini kullanabiliyormuş. 3 farklı girişimle girebiliyoruz biz. Vatikan'da bulunan Aziz Peter Bazilikası dünyanın en eski kilisesiymiş ve bunun yanında 300 sene önce buraya kurulmuş. Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın vatandaşları olmasına karşın bu ülke sınırları içerisinde hastane olmadığı için Vatikan'da doğan kimse yokmuş bu zamana kadar. Bu da bak ilginç. Ölen bir papa arşivi 75 yıl boyunca kapalı kalıyormuş ve bu arşivi kimsenin incelemesine izin verilmiyormuş. Vatikan'da yer alan müzelerde yaklaşık 120 bin adet sanat eseri bulunuyormuş. Ben içeriye girmeyi çok istiyorum çünkü gerçekten çok büyüleyici gözüküyor insanların paylaşımlarından. Vatikan'ın para olarak da kağıt parası yokmuş, sadece bozuk parası varmış ve içeride para harcayabilecekleri bir yer yok bence. Hani o bozuk parayı ne yapıyorlar bilmiyorum, temsilidir diye düşünüyorum. Dünyada kişi başına en fazla turist düşen ülkesi haklı olarak böyledir. 55 litrelik şarap tüketimi. Bu ülkede kişi başına 55 litrelik şarap tüketimi mevcutmuş. Bu özelliğiyle dünyada kişi başına en fazla şarap tüketimi olan ülke. Bu da garip, ilginç bir bilgi. Şimdi bu ortada durduğumuzda karşı tarafta iki yeri de görebiliyormuşuz. Teyzeleri görüyoruz. Bir yere geldik. Burayı ben 2019'da geldiğimde buralı takipçilerim vardı. Hatta vlogumda da var. Tıp okuyorlardı. Onlar sayesinde keşfetmiştim. Ginger diye bir yer. Böyle kendimize soğuk soğuk tropikal meyveler söyledik. Bunun fiyatı yaklaşık 16 euro. Yani burada fiyatlar yine ortalamanın bir tık üstü ama çok çok üstü değil. Burası konum olarak İspanyol merdivenlerine yakın, adını yazacağım. Açaí bowl'ları da çok lezzetli. Normal yemekleri de çok lezzetli. Şimdi passion fruit deneyeceğiz. Çarkıfelek meyvesi. Ama bunu benim çatalla yemem gerek. Bu arada ben bu meyveyi çok seviyorum. Bazıları sevmiyor ama içi böyle gül gibi diyesim geldi. Ne demeyeyim. Roma'da favori iki yerimi göstereceğim size. Birincisi tatlı hastası ben. Yani 3 öğün tatlı yiyebilirim. O kadar seviyorum. Pompi tiramisu. Pompi tiramisu'yu ben rüyalarımda bile ara ara görüyorum. Yani tadını o kadar çok seviyorum. Özellikle böyle frambuazlı gibi olanı var. Girince bakarız şimdi. O çok lezzetli. İkincisi de her gün iki çeşit taze makarna çıkıyor burada. Pacifico diye okunuyor sanırım. Burası da. Hatırlarsanız geçen geldiğimde bayağı kuyruk vardı. Bakalım bu sefer hangi çeşit makarnalar var. Temeli oldu. Bakın bugün mantarlı ve şöyle etli varmış. Nazlı mantarlıyı almış. Ben domatesli yemiştim. Domatesli çok güzeldi. Bence ben Nazlı'nınkini tadabilirim. Tamam, çok güzel. Böyle hafif sert. Bence. Ama domates daha güzeldi. Ama bu da güzel. Mantarı seviyorsanız. Dediğim gibi her gün farklı çeşit çıkıyor. Şansınızda. Şimdi tiramisu'lere birlikte bakalım. Benim yediğim sanırım çilekli olandı. Çilekli ve şu odudulu olan çok güzel. Ama bence klasiği de alalım. Hepsini deneyelim. Mert fıstıklı denemiş. Fıstıklısı da çok iyiymiş. Böyle farklı farklı aslında. Mangolusu, pinakoladalısı bir sürü çeşidi var.
İspanyol merdivenleri güneş olduğu için biz de tam olarak şöyle bir yere oturduk ve tiramisu'larımızı yiyeceğiz. Aslında akşam olsaydı ve İspanyol merdivenlerinde oturabilseydik keyifli olabilirdi. Gerçi orada yemek yemek yasak diye biliyorum. Polisler gelip kızıyor. Benim şarjı bitti, telefona geçtim. Şu anda şöyle bir bisiklet kiraladım. Burada Lime diye motorlar, işte böyle bisikletler, martı tarzı şeyler var. Martı bulsak daha iyi olurdu ama bisiklet bulduk. Bakalım Nazlı ile arkalı önlü gidebilirsek eğer Roma'nın bu dar sokaklarında Kolezyum'a doğru gideceğiz. Beni de yürütüyor arkadaşlar. Kendi bisiklet kiraladı, beni yürütüyor. Yelda neydi? Yelda ya da küçük olanı veriyordun ya. Yelda beni de yürütüyorsun. Şey. Aynen. Sen şimdi arkamdan gelme artık. Roma'nın çılgın gençleri. Ne kadar hayırlı bir arkadaşım. Şimdi de ona verdim. O gidiyor. Birimiz yürüyor. Birimiz bisikletle gidiyor. Kolezyum biraz uzak. Yaklaşık 2,5 kilometre. O yüzden bu elektrikliymiş bu arada. Elektrikli bisiklet kiralayalım dedik. 1 euro ile açılış oluyor. Daha sonra dakikada bir 25 sent atıyor. Aslında çok da uygun fiyatlı değil eğer uzak bir yere gidecekseniz. Oyalanmamak gerek. Amcalar eğleniyor. Bence hani farklı bir yerde fotoğraf çekilebilmek için. Şu anda arkamda dünyanın 7 harikasından biri olan Kolezyum'u görüyorsunuz. İçeriye giriş ücreti 16 euro. Benim buraya 3. gelişim ama ben tekrardan içeriye girmiyorum. Çünkü her giren diyor ki dışı içeriden daha güzel, daha ihtişamlı. İçinde çok da bir şey yok ama siz size gelmek isterseniz girebilirsiniz. Çok buyruk yok. Şöyle burada gladyatör savaşları varmış. İnsanlar savaştırılıyormuş, hayvanlar savaştırılıyormuş ve insanlar bunu gösteri gibi izliyormuş. Aslında buranın enerjisi bana çok iyi gelmiyor. Böyle savaşlar, insanlar öldürülmüş. Hani onu gösteri halinde, tarihte yapmışlar. O yüzden hani tarihi aslında bayağı acınaklı ve kötü. Öyle gelince zaten büyük ihtimalle uğrarsınız. Biz de bir uğradık. Buraya gelirken de bir sürü tarihi eserleri görüyorsunuz yolda. Oralardan geçtik. Yürüyerek gelebilirsiniz. Şimdi otelimize döneceğiz metro ile birlikte. Biraz dinleneceğiz. Çok güneşli hava. Sonra tekrardan dışarıya çıkacağız. Karşılaşmasına. Yazarım oraya geldik. Burası daha uygun fiyatlı restoranların olduğu, daha gençlerin takıldığı, eğlence mekanlarının olduğu bir yer. Roma'nın böyle klasik bir sokak görüntüsü var. İnsanlar çamaşırlarını asmış. O görüntüyü bilirsiniz. Buraya koyarım. Orası bu konum aslında. Yürüyerek de gelebilirsiniz. Bugün çok yorulduğumuz için taksiyle geldik. Şimdi biraz burada vakit geçirip akşam yemeğine gideceğiz. Ortam efsane güzel. Metre sonra hedef solunuzda. Sokaktan geçerken böyle şeylere rastladık. Bunlar böyle sokak atıştırmalıkları. İçi peynirli, patatesli galiba değişiyor. Hemen daldık. Şöyle arkada pizzalar da var. Neye gülüyorsun Nazlıcığım? 1 TL mi vereceksin? Kışa kazıklayacağız. İtalya'nın sokak lezzetlerini deniyoruz. Böyle bir şey aldık. Ne çıkacak bilmiyorum. En ucuzunu aldık. Supli. Çok garip. Mozzarella ve domates var dedi içinde. Evet. Pirinç var. Hayır, mozzarella. Öyle dedi. Sordum. Pirinç gibi. Pirinç. Mozzarella ve domates var. Bu mozzarella'ya benzemiyor ve tadı hiç güzel değil. Yemem. Salçalı şey gibi. Pirinç o. Pirinç var. Hani pirinç yoktu, hani yoktu. Buranın en meşhur restoranlarından ama full dolu ve şu insanlar burayı bekliyor. O yüzden karnımız da çok aç, bilmiyoruz. Herkes deli gibi dans ediyor. Kimse kimsenin umurunda değil. Sadece
Roma'da 3. günden günaydın arkadaşlar. Şu anda sabah saat 8, kahvaltımızı ettik ve Roma'dan artık ayrılıyoruz. Size odayı göstermek istiyorum öncelikle. Otelden biz çok memnun kaldık. Yataklar gayet rahattı. Tek sorun karanlık olması. Biz odadan gayet memnun kaldık. Kızım deli misin ya? Zaten ben burada korkuyorum. Korku oteli. Nasıl girdin oraya? O zaman biz gideriz Floransa'ya. Hey Floransa'ya. Otelin metro çok yakındı. Yaklaşık 500 metre. O yüzden metro ile gidelim dedik. Şimdi Tiburtina'ya gidiyoruz. Tiburtina da buranın otobüs terminali gibi bir şey. Valizim şu anda mahvolmuş durumda. Şimdi bilet alacağız. Biletin ücreti 1,5 euro. Buongiorno bellissimo takipçilerim. Biz dün akşam üstü Floransa'ya geldik. Vlog çekmedim çünkü çok fazla gezmedik. Sadece yemek yedik, otele yerleştik. Otelimizin tatlılığına... Floransa Rönesans'ın başladığı şehir. Çok güzel tarihi yapılar, müzeler var. Ve aşıklar şehri olarak da biliniyor. Aşk şehri. Ben çok seviyorum Floransa'yı. Sadece akşam saatlerinde böyle müzikli bir mekan aradık ama yoktu. Hani Roma gibi böyle eğlencesi olan bir yer değil galiba. Biz de bulamamış olabiliriz. Odaya gidip dinlendik. Şimdi bugün Floransa'nın altın üstüne getireceğiz ve daha sonradan Venedik'e gideceğiz. Yani bir günde iki şehir gezmiş olacağız. Ve karşınızda o müthiş yapı. Yani o kadar sene önce bunu nasıl yapmışlar, nasıl bir yetenek. İnsan şaşıp kızıyor. Kameradan daha güzel gözüküyor şu an bu arada. Güneşten dolayı kamera parlaklık yapıyor. Kendinizi böyle bir masal diyarındaymış gibi farklı bir yerde hissediyorsunuz. Floransa'nın en ihtişamlı dönemleri. Bu arada atlara çok üzülüyorum ve kesinlikle insanların binmesine de karşıyım. Şimdi Floransa hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Floransa 15. yüzyılda en ihtişamlı dönemlerini yaşamış. Ünlü Medici ailesinin buraya taşınmasıyla birlikte bu aile de Rönesans'a destek vermiş. Leonardo da Vinci gibi sanatçılara destek vermiş ve Rönesans çağı burada. Bu arada yani buraya da yakışır. Başlamış olmuş. İtalyano breakfast yapacağız. Şöyle manzaraya karşı kruvasan ve kahve söyledim. Şimdi bekliyorum. Cappuccino söyledim. Burada latte'yi o kadar çok sütlü yapıyorlar ki sadece süt getiriyorlar resmen. Zaten İtalyanca'da da latte süt demek ve bazı yerlerde hani latte deyince latte getirmiyorlarmış ve süt getiriyorlarmış. Buna İtalya'da dikkat edin. Bir de şöyle bir şey gördüm. Deneyebiliriz onu bir vlogda. Markete gittiğinizde eğer dilimlenmiş ananas alırsanız size bir tane bir şey imzalatıyorlar. İşte bu ananası pizzanın üzerine koymayacağınıza yemin edin diye. Böyle sözleşme gibi bir şey. Ama çok bana çok mantıksız geldi. Instagram'da bayağı popüler olmuş bir video. Belki bir markete gidersek bir ananas alır, deneriz. Ben tropikal pizzayı da çok severim mesela ama gerçekten burada menülerde hani o tarz pizzalar yok. Kruvasan bayağı iyi. Böyle tereyağı tadı geliyor. Yurt dışına gerçekten kruvasanı çok iyi yapıyorlar. Şöyle Paris videolarında görmüştüm. Böyle bandırıp da yiyorlardı. Denemekten eksik kusur kalmayalım. Çok güzel. Biliyorsunuz eczacılıktan mezun olduğumda artık eczane açmak istiyorum. O yüzden eskiden de yapıyordum da bunu. Her gittiğim ülkede eczanelere girip böyle bir fikir alayım. Dizaynını nasıl yapayım diye gireceğim. Şimdi bu eczaneye giriyoruz. Burası 1870 yılından kalma bir eczaneymiş. Dünyanın en eski eczanelerinden biri de bu arada Floransa'da bulunuyor. Şu anda küçük bir eczaneye girdik. Böyle market gibi koskocaman eczaneler de var burada. Direkt raflardan alabiliyorsunuz. Bizimkilerden birazcık daha farklı. Çekindim çekmeye eczacıları. Arkada ilaç bölümü var. Ön kısımda da OTC grubu var. Şimdi Galileo Müzesi'ne geldik. 1972 yıllarında Florence Üniversitesi tarafından kurulmuş. Eğer bilime meraklıysanız işte bu zamanda kullandığımız icatların nasıl olduğunu, deneylerin nasıl olduğunu görmek istiyorsanız bu müzeye gelebilirsiniz. Hem köprüye geldik, arkamda meşhur Floransa'nın köprüsü var, hem de müzeye geldik. Bakalım girebilecek miyiz? İçeride bu arada Galileo'nun parmağı varmış. Yani parmağını kesmiş ve bir kavanozda saklanıyormuş. Hayranım ve şu an gördüm.
inanamıyorum. Şunların büyüklüğüne, benziğine ve güzelliğine bakar mısınız? Bu arada biraz Galileo'dan bahsedeyim. Toskana bölgesinin Pisa şehrinde doğmuş ve modern fiziğin, astronominin babası olarak biliniyor. Biliyorsunuz dünyanın yuvarlak olduğunu da savunan kişi o. Öldürülüyor ve öldürülürken 3 tane parmağı ve 1 tane dişi alınıyor. Parmaklarından bir tanesi de şu anda arkamda bu müzede sergileniyor. Şu an çok garip hissediyorum. Yakından parmağımı göstereceğim. Sağ elinin orta parmağı. Bu parmak böyle kemik olmuş. Kemiğinden kesmiş dibinden. Çok fena. Bu parmağı Galileo'nun. Bakın. Şöyle döndüreyim. Görüyorsunuz değil mi? Adamın parmağı da bayağı uzunmuş. Bakayım. Uzundur tabii ya. Benim de uzun. Bu arada o kadar sanatsal güzel şeyler var. İnsanlar bakıyor. Biz gittik. Yarım saattir Galileo'nun orta parmağını izliyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? İlginç mi gitti? Ama nerede gördüm? Parmağını. Ya çok da görmesek de olur aslında da. Neyse. Fransa'da en sevdiğim yerlerden biri de burası. Vlogumu izlediyseniz hatırlarsınız. Yelda şuradan, şuradaydı sanırım. Çıkamamıştı tümsekten. Sonra bir adam gelip yardım etmişti falan. O sahne çok komik videonun. O videoyu da ben çekeli 4 sene geçmiş yani. Şaka gibi geliyor. 2019'da gelmişim. O zaman da gezerken çok keyifliydi. Şu an sadece tadilat var ve hava çok sıcak. Biz o zaman gittiğimizde Nisan ayıydı ve burada gelinle damat var. Bakın. Salah bir yastık açsın. O yüzden çok sıcak olduğundan bence buraya Temmuz'da, Ağustos'ta gelmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten öğlen gezmesi de hiç keyifli olmuyor. Şu anda Venedik'e doğru yola çıktık. Bu sefer arkamızda treni bekliyoruz. Otobüste değil, trenle gitmeye karar verdik. Çünkü otobüs yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Tren çok daha hızlı ve merkezden kalkıyor. Venedik'te merkezde indiriyor. İtalya'da trenle başka ülkelere, başka şehirlere kolaylıkla gidebilirsiniz. Tren de şu anda geliyor. Çok konforlu. Sadece fiyatı otobüslerin 2 katı, 3 katı. Biz de dedik ki bu bütün günümüz öleceğini otobüste geçireceğimize trene paramızı verelim ve Venedik'te görmüş olalım. Bu arada tren istasyonunda Floransa'nın tam merkezinde biz yürüyerek geldik. Floransa'dan Venedik'e gitme ücreti 50 euro. Mesela Roma'dan Floransa'ya gelme ücreti de 45 euroydu. Ama otobüste 10 euro. Herkes McDonald's'tan bir şeyler almış, atıştırmalıklar almış. Benim ise sadece suyum var. Melis hangi yolculuğu en çok seviyorsun derseniz kesinlikle tren yolculuğu. Böyle daha sakin, güzel oluyor. İsviçre'de de çok keyifliydim. Şimdi yaklaşık 2 saat sürecek yolumuz. Bu arada trende neler var neler yok size göstereyim. Şöyle bir otomat var. Buradan istediğiniz kahveyi alabiliyorsunuz. Zaten kahve çekirdekleri de burada. Bir de şöyle otomat yapmışlar. İşte Nutella'dır, abur cuburdur. Sular mesela 1,5 euro. Böyle minik bir tuvalet var. Biraz önce girdim yani fena değil. Ve karşınızda Venedik kanallarıyla meşhur. Ben daha önceden... Bence günü birlik gelebilirsiniz. Bir günlük gezi gayet yeterli oluyor. Eşyalarımızı bıraktık 6 euroya. Akşam 8'e kadar bekleyecek. Ben üstümü değiştirdim ama göğüs kısmı tam olmadı. Birazcık elbisenin açık oldu. Çok rahat değilim açıkçası. Maskeleri meşhur. Nedeni de zamanında veba salgını olmuş ve yüzlerinde yaralar oluşmuş. O yüzden de maske takarak hani o görüntüyü önlemeye çalışmışlar. Böyle çeşit çeşit maskeler var. Nasıl oldu Nazlı? Harika. Ben burnuma oturdum mu? Hı-hı. 35 euroymuş bu. Venedik'te yılın belirli zamanlarında festivaller oluyor ve festivalde herkes bu şekilde maske takıyor. Ben ona denk getirmek çok istiyorum bir sonraki seyahatime. Venedik'te ne yesek derseniz Venedik'in en meşhur şeyi bu mürekkep balıklı siyah makarnası. Normalde simsiyah gelenler de varmış. Bizimki de bu şekilde geldi. Nasıl?
gram. Deniz mahsullü spagetti gibi.